Merhabalar. İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. This War of Mine'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son karakterlerimizin psikolojileri çok kötü bir noktadaydı. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. 9. gündeyiz. Şu an savaşı atlatmak için sanki yeterli malzememiz var ama malzeme dışında o manevi unsurlarımız eksik, psikolojilerimiz bozuk. En son Pavle ile iyi bir yağma yapmıştık. Pavle çok yorgun, aç. Ama daha da önemlisi üzgün. Bruno hem aç hem yorgun. Katya ise aç, hafif yaralı ve üzgün durumda. Şuradan bir yapılabilecek malzemelere bakalım. Bir yatak daha yapabiliyoruz ama yapsak mı acaba? İki karakteri uyuturuz. 8 yemeğimiz var. Yemeklik malzemelerimiz var. Bir tane bıçak yapmak istiyorum. Bir tane alkolümüz var. Onu Katya'ya içirebiliriz. Bir tane silahımız var ama mermimiz yok galiba. Yani şu an mermi çok önemli değil. Silah koruma amaçlı kullanacağız ama birini yaralarsak yine morallerin bozulacağını düşünüyorum. Yakacağımız 5 tane var. Bazı yorumlar geliyor. Hava sıcakken yakacak yakmaya gerek olmadığı yönünde. Bir tane bıçak yapalım arkadaşlar. Yakacağı yakıyorum çünkü gece bazen yakacak koyulmadığı zaman hava soğuyabiliyor ve karakterleriniz donarak ölebiliyor. Bu ihtimalden korktuğum için yakacağı yaktım şu ana kadar. Artık tek hedefim savaşın sonunu görebilecek malzemeleri çıkarmamız. Birkaç öneri gelmiş. Askerler olduğu bölgede onlarla takasa girip daha sonra takastan vazgeçip onların gitmesini beklersek kilitli dolaplardan maymuncukla çok güzel malzemeler loot edebiliriz şeklinde. Bakalım kahve bulursak takas için değerli olacakmış şu anda kahve. Kahvemiz hiç yok ama herhalde. Bugün niye radyoda bir şey bulamadık? Dokuzuncu gündeyiz ama radyoda bir şey bulamadık bugün. Allah Allah çok enteresan. Neyse çok da zorlamayalım. Klasik müziğimizi açalım. Bruno bu arada boş durmasın. Bize yemek yapsın. Kapıda birisi var. Yardım istiyor. Pavle git onunla bir konuş. Ama Pavle çok yorgun. Pavle değil. Bruno'yu yemeğe şeye gönderelim. Selam komşular dedi bakalım ne isteyecek bizden. Hemen konuşalım. İyi günler sokağın hemen aşağısında yaşıyorum. Bunu kabul etsek mi acaba? Malzememiz olabilir ama zarar da görebilirler. Hadi kabul edelim. Umarım başına bir şey gelmez Bruno'nun. Bruno'yu o konteynere gönderdik insani yardım malzemeleri olan. Umarım Bruno'nun başına bir şey gelmez orada. Yakacağımız bitiyor böyle ama 4 tane yemeğimiz. Şimdi 2 tane yapalım da çünkü 8, 6 tane de konservemiz var. Aslında bir şeyler yeseler biraz moralleri düzelebilir belki. Evet, Pavle yesin. Üzgün ve çok yorgun vaziyette. Katya'ya da yedirelim. Biraz Pavle uyusun. Ama gece ne olacak? Bu gece muhtemelen yağmaya çıkamayacağız. Çünkü Bruno yanımızda değil. Bazen arkadaşlar dördüncü karakter de eklenebiliyor oyuna. Kapıdan geliyor ve sizinle
kalmak istediğini söylüyor. Tabii kabul edip etmemek size kalmış. Katya hala hafif yaralı. Burada dinlenemiyor Katya. Günü bitir diyelim. Katya yatakta yatsın. Bruno nöbette dursun. Bu gece kalalım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. 10. gün. Oyunun müzikleri beni o kadar etkiliyor ki. Ama olmaz. Olmadı bu. Yine soyulduk. Katya derin bir yara almış. Çok fazla malzememizi çalmamışlar ama Bruno yardım konteynerinden gerçekten mesela kahve getirmiş, bu çok önemli. Ama Katya'nın bu yarası sıkıntı biraz. Evet, Katya için endişeleniyor. Çok yorgun, aç. Katya'ya bir sargı bezi, son sargı bezimiz. Kahveleri şeyde kullanabiliriz. Radyoya bakalım. Katya'nın yarası için endişeleniyor. Pavle şu içkimizden içsin Pavle. Pavle'yi biraz yine sarhoşlukla mutlu etmeye çalışalım. Yine haber bulamıyoruz. Burada da Türkçesinde TRT Haber, TRT Dünya olduğunu şu an fark ediyorum. Bence kötü bir detay olmuş arkadaşlar. Yani oyunun o gerçekçiliğini bozmuş. Bosna Savaşı'ndan esinlenerek yapılan bir oyun biliyorsunuz. Ama bu detay biraz komik olmuş. Katya sen bir de yemek ya. Yani radyo haberlerini TRT Haber, TRT Dünya'dan olması çok kötü olmuş ya. Türkçe olması güzel ama. Evet, yatak da yapamıyoruz. Katya yatsın. Pavle sen üzgünsün. Sana bir içki içirelim. Keşke TRT Haber falan olması yerine daha farklı bir şey olsaymış. Evet, Pavle biraz kafayı buldu. Acaba şeyimiz var mı? Bruno bir tane maymuncuk yapsın. Biraz daha fazla malzeme ihtiyacımız var. Kapıda biri var bu arada yine. Takasçı var. Bu iyi olabilir. Kahve karşılığında malzeme alabiliriz. Bakalım takasçı. Biraz fazla gittik. Evet, takasçı. Yemeği var, maymuncuk var. Mermiyi alsak mı acaba? Şimdi ben kahveyi çok değerli olduğu için şu an deneyeceğim kullanmayı. 4 tane yakıt diyelim. 2 tane yemek, sargı bezi isteyelim. Çok istiyoruz herhalde şu anda. Bilmiyorum ama 16 tane odun, hepsini alamıyoruz tabii. Fazla oldu bu. 4 tane yakıttan sonra mermiyi isteyelim. Bir tane maymuncuk isteyelim. Sebze isteyelim. Bakalım. Bütün kahvelerimizi verdik, kabul etmedi. Doğal olarak kabul etmedi. Başka ne verebiliriz? Silah parçasına ihtiyacımız yok artık. Bir tane kitap verelim. Silahı versek mi acaba? Silah da aslında kullandığımız bir ekipman ama. Gübre. Fare kapanı hala yapmadık. Gübre. Onu da kabul etmedi. Şu anda biraz fazla istedik malzeme muhtemelen. Şunu çıkaralım.
Şunu da çıkaralım. Şundan bir tane çıkaralım. Hala yetmiyor. Şunlardan 4 tane ekleyelim. Silah versek de onu da kabul etmiyor zaten. Niye verebiliriz ki? Elimizde bir şey kalmadı verebilecek. Şu mermiyi almayalım. İçkiler dursun. Hala ilgisini çekmemiş. O kadar su vermem tabii ki. Yani 6 tane kahve çekirdeği verdik. Daha ne verebiliriz? İlaç mı versek? Daha onu bile kabul etmiyor. Şeyi bile kabul etmiyor. O kadar az şeyi bile kabul etmiyor. Yani gerçekten verebilecek bir şeyim kalmadı. İlaç falan var orada yani. Daha bunu bile kabul etmiyor. Yani şunca malzemeye bir tane yara bandı kabul, şey yara bandı diyorum, sargı bezi kabul ediyor. Yok ya, bu çok şeyci. Hiçbir şey almayacağım bundan. Belki malzeme alabilirdik. Kapıyı kapayalım. Bir tane belki Pavle ile akşam şeye gideriz. Kim benimle içecek diyor. Pavle şu an tek derdi ne olsun ya. Bir tane maymuncuk yapalım. Pavle otursun. Hava 18 derece gösteriyor herhalde. Şu an ısı dayandığı için bu kadar yüksek. Bu da klasik müzik yerine böyle hafif bir rock müzik çalıyor gibi. Güzel. Günü bitir diyelim. Bugün artık iyi malzeme toplamamız lazım. Bruno nöbette duracak. Katya yatakta uyuyacak. Aa, Pavle sarhoş. Mecburen o zaman yine çıkamayacağız yağmaya. Bu gece de kalıyoruz. Bu malzeme sayımız azaldı ve 11. gün suçun yangınlaşması diyor. Evet. Bu kim? Bruno. Bitap derecede diyor. Çok aç. Bruno hemen bir yemek organizasyonu. Katya hafif yaralı, üzgün. Pavle nerede? Pavle akşamdan kalma çok önemli değil. Pavle ne ara hafif yaralandı? Pavle ne ara hafif yaralandı? Bruno bize yemek yap. Bruno tabi orada çok yiyememişti. Yani şu an bir tane daha yatağımızın olması gerekiyordu ama o olsa iyi olacaktı. Pavle sen de sen de. Neyse sen de hafif yaralısın sen de ye. Katya sen uyu. Hala hafif yaralı. Hangisini yedirdik? Bruno iyi mi yedirdik? Yok. Pavle'nin açlığı gitti. Artık bir yağmaya çıkmamız lazım. Malzememiz kalmadı. Katya mecburen Bruno'yu uyutacağız. TRT Avrupa Radyosu'nu dinliyormuşuz. TRT Dünya. Hala aynı haberler. Kaç gündür yeni haber yok. Kaç gündür niye haber yok bunu anlamadım arkadaşlar ya. Hah.
Tavan yaptı fiyatlar. Artık şu kahveyle yağma yapmamız lazım. Pavle'de otursun. Bruno dinlensin. Uyusun. Malzeme ihtiyacımız var artık. Takas mı yaparız bilmiyorum. Kahve var elimizde 6 tane. Of of. Ne olacak bilmiyorum. Savaşın sonunu görebilecek miyiz 3 karakterimizle de? En büyük dileğim bu yönde. Ya şimdi şeyi tam emin olamıyorum. Karakter mesela uyuduğu zaman, yatağa gittiği zaman acaba günün sonunu getir dediğimizde akşama kadar o hareketi mi yapmış oluyor bilmiyorum. Pavlen'in açlığı gitmiş. Bruno'yu yormazsak bir yemek mi yedirsek Bruno'yu? Sebze ihtiyacımız da var yemek yapmak için. Çiğ etimiz var. En kötü çiğ et yedireceğiz ama o da pek iyi olmuyor herhalde. Şuradan biz yine bir tane ısı yakalım. Herkes üzgün. Yakacak bir şeyimiz yokmuş. Günü bitir diyelim bakalım ne olacak. Galiba karakterler dinlenmiyor öyle yapınca. Abi neyse bitaplığı gitmiş. Şimdi. Mecburen Bruno uyuyacak yatakta. Katya nöbette duracak. Artık Pavle ile yağmaya çıkmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Bir yerlere gitmemiz lazım. Keskin nişancı kavşağı çok tehlikeli bir yer. Ama keskin nişancılar var. Neyse bakalım gidelim. Ama takas yapabileceğimiz bir yer var mı? Olası takas diyor. Yarı yıkık ev. Hadi oraya gidelim. Yanımıza kahveyi alalım. Bir tane kahvemiz gitmiş. Ya da ben yanlış hatırlıyorum. Bir de şu şeyi alalım. Maymuncu alalım. Kaç gündür yağmaya gitmiyoruz artık. En ufak malzeme bile bizim ihtiyacımızı görecektir diye düşünüyorum. Kötü de olsa. Tabii şu an akşamdan kalma durumda Pavle hala. Bu kötü bir şey. Şu dışarıda birileri var. Aa şey alsaymışız iyiymiş. Moloz yığını alsaymışız iyiymiş. Moloz yığını diyorum. Kürek alsaymışız iyiymiş. Acaba o diğer karakterden yana gidebilecek miyiz? Gidemeyeceğiz muhtemelen. Ama şuradan da şey... Aa orada da insan var. O kötü oldu. Yani oradan kapıyı açamayacağız şeyle. Şu an biri mi var orada? Hayır, fareymiş. Diğer tarafta insanlar, şu tarafta galiba. Neyse bari bu maymuncuğu boşa kullanmamış. Aa burada dolap var. Buradan yemek çıkabilir. Burada bayağı bir malzeme var. Oo, çok iyi bu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani 3 tane ne derler ona? Konserve yemek harika. Her bir karakterimiz için bir yemek. Muhteşem oldu bu. Şu an oldukça bence iyi bir yağma oldu. Ama diğer tarafa gidemiyoruz galiba. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Şu karakterle mesela nasıl konuşacağız? Ben bunda... Heh. Gidelim bakalım yanından. Buradan muhtemelen hırsızlık yapamayacağız. Evet. Şimdi bu kritik çünkü yanımızda da fazla eşya yok. Mesela şöyle bir şey kabul eder mi? Şundan 9 tane kabul etmiyor bunu. Ben bir tane de sargı bezi isteyeceğim. Mesela şunu hiç kullanmayacağız. Silah parçalarını verelim. Şunları verelim. Sudan verelim. Hatta bunları da verebiliriz. Aa hepsini verince kabul etti. Çok enteresan. Ama iyi bir takas mı? Çok şey verdik. Su falan verdik. Kahve verdik ve sadece bir tane sargı bezi alıyoruz. Çok iyi bir takas değil sanki. Şöyle yapsak. 4 tane yakacak. 2 tane mermi alabiliyoruz. Bir tane daha şundan verelim.
tane de bir şey daha alsak çok iyi olacak sanki. Su alamıyoruz yani hiç. Bir tane daha şundan istesek. Bir tane daha. Bunu vermiyor. Bir tane daha mermi isteyelim. Yok, bunu da vermiyor. Neyse, kabul edelim. Keşke ama şey yapsam. Ben bunu almaya yeltenince muhtemelen kızacak mı? Eşyalarıma dokunma dedi. Oo. Oo. Şimdi burada enteresan iş olacak. Çalacak mıyız bunları? Kaçmamız lazım. Oo, hayır. Hayır, hayır, hayır. Pavle kaç. Pavle kaç, silah var. Hayır. Pavle kaç. Pavle çabuk kaç. Pavle çabuk kaç. Pavle. Pompalı tüfek çıkardı ve çok korkuttu beni. İnşallah Pavle'nin morali bozulmamıştır yine hırsızlık yaptığı için. Bunu yanlış yapıyorum galiba, bu hırsızlık. Of. Askerlerden çalınca morallerinin bozulmadığını söylüyor. Bu konuda konuşmak istemiyorum diyor. Yine yanlış yaptık. Yine yanlış yaptık. Bir tane yemeğimizi çaldılar. 5 tane suyumuzu çalmışlar. Katya derin bir yara aldı. Pavle çok üzgün. Katya neredesin? Katya depresyonda. Hayır, olamaz. Katya'ya sargı bezi. Katya depresyonda. Kaç tane kitabımız var? Şu an Bruno kitap okuyor. 3 tane kitabımız var. Katya sen de kitap okusan. Katya umarım intihar etmez. Bruno, sen otur Bruno. Git kitabını oku Bruno. Oo, çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Katya dur. Yatmaya gitmeden bir yemek ye. Katya. Katya git bir şeyler ye önce. Keşke askeri bölgeye gitseydik arkadaşlar. Çalmamız yine kötü oldu. Katya bir tane daha mı yese Katya? Depresyonda Katya'ya bir torpil geçelim. Katya bir tane daha yesin. Biraz ısımızı arttıralım. Burunu. Katya hadi uyu sen. Evinizden çıkmayın diyor. Sokak silahlı gruplar ele geçirdiler diyor. Pavle bir tane daha yatak yapabiliyor muyuz acaba? Bir tane daha yatak yapamıyoruz. Evet, çalmak yanlış. Çalmak yanlış ama. Bruno sen de mi yaralandın? Saçı sıyrık ama acıl diyor. Of, herkes yaralı. Katya'nın moralini bir şekilde düzeltmemiz lazım. Günü bitir diyelim arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok yine. Katya yatakta uyusun. Bruno ile bu sefer yağmaya çıkalım. Pavle ile... Neyse, nöbette durunca da yorulacak. Kerhaneye gidelim bakalım. Orada bir şeyler bulabilecek miyiz? Yanımıza şu kahveleri alalım yine. Bir de kürek alalım. Bazen lazım oluyor. Yani silahımız var, mermimiz var ama kesinlikle bu oyunda kimseyi öldürmeyeceğim. Yani bu oyunun her şeyine, bütün mantığına, bütün ruhuna aykırı bir şey.
Şuradan yapacak malzemesi yaparız en azından. Kapı tabii ki kilitli. Neyse, basit malzemeler de alsak en azından yakacak yaparız, bir şey yaparız. Yine iyi bir şeyler bulduk gibi. Demin yanlış yaptım. Keşke odamda takas yaptıktan sonra çalmasaydım. Bir tane daha yatağımız olsa çok iyi olacak sanki. Burada birileri var mı? Birileri yok. Of arkadaşlar, oyun o kadar fazla duyguyu bir arada yaşatıyor ki. Gerçekten çok etkileyici. Burada birisi var artık. Şu aşağıda acaba? Şu yukarı çıkalım. Orada da birisi vardı muhtemelen. O birileriyle takas yapmaya çalışacağız. Biri geliyor. Dostum yanlış. Hayır. Adam bizi görmesin diye uğraşırken yanlışlıkla adamın yanına gidiyorduk. Aslında orada takasçı biri var. Oraya gitmeyeceğim. Zaten çalamayacağız oradan. Önce alabileceğimiz malzemelere bakmak istiyorum. Ha, oraya gidemiyor. O yüzden böyle oluyor. Şu takasçı ile konuşalım. Uf, çok fazla şey var. Alkolü var. Yemek. Alkol ve sargı bezi. Mermi ihtiyacımız yok. Mermileri de verelim. Kabul etmiyor. Hiçbirini kabul etmedi. Elimizdeki malzeme bu. Kabul etmiyor. Keşke Katya ile gitseydik, sıkı pazarlıkçı ama malum. Bunu bile kabul etmiyor. Teklifin acayip etkileyici diyor ama iki tanesini de kabul etmiyor. Acaba gidebilir miyiz buradan? Bize kızar mı? Ha, çık git diyor. Hiç bulaşmayalım. Hiç birbirimize şey yapmayalım, bulaşmayalım. Burada gidemiyoruz başka yere de. Acaba arkadaşlar bu malzemelerin hepsini versek mi? Şey için. Bir tane sargı bezi için veya alkol için. Bir tane malzeme bir tane malzemedir sonuçta, değil mi? Şu tarafa bir bakalım. Burada da var bir şeyler. Belki takasa ikna edebileceğimiz daha iyi bir malzeme olur. Dönüşte geri onları alabiliriz. Şundan alalım bir tane daha. Bir de şuraya bakalım. Hiç işe yarayan bir şey çıkmadı. Dolaptan ümitliyim. Silah parçaları. Şunu dörtleyelim. Bir şansımı deneyeceğim. En kötü olan bütün malzemelerle bir daha şey yapacağım. Şurada ne vardı? Burada da işe yarayan bir şey yok. Şu vatandaşla bir takası bir daha konuşalım. Bir tane sargı bezi istiyorum. İki tane de alkol istiyorum. Elde ne varsa veriyorum. Zaten kendilerinin olanı bir daha onlara veriyorum. Öyle de saçma bir durum var ama. Kabul etmiyor. Küreği versem onu da kabul etmiyor. Şunu istemiyorum.
Yani sargı bezi iki tane, bir tane kabul etmiyor. Bir tane alkol alabiliyoruz. Sebzesi var mı? Sebzesi de yok. Sebze olsa. Neyse, şunu yapacağım arkadaşlar. Bir tane alkol, bir tane çiğ et artık. Çaresiz durumdayız. Çaresiz durumdayız. Şu artık diğer malzemeleri de toplayıp hızlıca döneyim. Bu da bir kontrol etsem iyi olacak demiş ama biz zaten buradayız. Çok saçma olmuş. Elimiz boş gitmeyelim, en azından şu malzemeleri alalım. Sargı bezini alamadık. Bu kötü oldu bence. Burada bir şey yoktu. Bu sefer hırsızlık yapmak istemiyorum. Şansımı daha fazla zorlamak istemiyorum orada. Bakalım buradan ne çıkaracağız. Şurada da işe yaramayan parçalar vardı muhtemelen. Pavli'yi de iyice yorduk. Neyse, gidelim artık. Çıkışa koş dedik. Umarım Katya intihar etmemiştir. Umarım. Katya, inşallah acı haber almayız Katya'dan. Güzel, Katya'yı gördüm. Katya ayakta. Çocuklar, of. Bir sıkıntısı var galiba diyor Katya için. Karakterleri birbirleriyle konuşturabiliyorduk galiba. Onu yapabilir miyiz acaba? Düşünmeden edemiyorum diyor ama. Şu üstünde konuşma balonu çıksa. Katya içki içsin. Bruno yemek yesin. Pavle de yesin bir şeyler. Radyoya bakalım, radyoda ne var? Katya'nın üstüne şu konuşma balonu çıksa. Pardon. Ah Katya, umarım seni kaybetmeyiz Katya. Katya da kahve bağımlısıymış. Demek ki o kahve... Ah, keşke önceden tıklasaydım. Kahvelerden birini o şekilde tutardım. Bu karakterlerin bağımlısı olduğu şeyleri buldukları zaman depresyonları geçiyor. Veya moral olabiliyor. Bruno da sigara istiyor. Hiç bu bağımlılıkları önemsemedim arkadaşlar. Yani şu depresyon moduna var mı lan bana yan bakan dedi Katya. Katya, sen bir tane de çiğ et ye. Evet, sigara ve kahve, ama kahve, elimizde bir sürü kahve vardı. Onu boşuna verdik resmen.
Merhaba, konuşmuyoruz yakın. Hadi gitsin. Bruno belki bir şeyler çıkar. Katya sen gitmiyorsun. Katya otursun. Günü bitirdiğim arkadaşlar. Katya yatakta yürüsün. Pavle'de bu gece nöbette dursun, kalacağız. Çünkü Bruno insanların o terk ettiği eve gitti. Yine soyulmuşuz. Uf, 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 çok kötü. Çok şey çalmışlar. Katya fena yaralandı diyor. Ciddi duruyor diyor. Bruno derin bir yara aldı diyor. Oo, çok kötü arkadaşlar. Katya ağır yaralı. Bruno yaralı, depresyonda. Konuşun. Ah, konuşma, balon niye gitti? Konuşun çocuklar. Depresyonda olanları mı konuşturmak gerekiyor bilmiyorum ama. Biraz birbirlerine terapi yapsınlar. Güzel konuşun çocuklar. Ah, yatağa yatırdım. Nereden sigarayı buldun sen? Konuş Bruno'yla. Evet, birbirinize moral verin lütfen, lütfen. Bilmiyorum. Evet. Bir de iki depresyonda olan karakteri konuşturmak ne kadar doğru ama burada yemeğimiz çok azaldı. Hırsızlıktan dolayı gerçekten çok zor şartlardayız. Yolun sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Yani buradan nasıl sağ çıkacağız? Nasıl kurtaracağız bu karakterleri bilmiyorum arkadaşlar. Elimizde ne var ne yok bir şekilde. Bruno, pazarlık yap. Alabileceğimiz hiçbir şey yok yani verebileceğimiz. Gübreyi verelim, şunları verelim. Hiç ihtiyacımız yok. Daha olmaz diyor. Ne istiyorsun arkadaşım ya? Evet, bunu kabul etti. Önce şu bir yemeği alalım. Şimdi de şu 3 alkol için uğraşalım. 3 alkol için ne verebiliriz? Şekere gerek yok, içki yapmayacağımız için. Bunları kabul etti. Acaba şey var mı? Başka ihtiyacımız olabilecek. İşim. Aa, asıl buradan sargı bezlerini almamız lazım alkolden ziyade ama onlar da çok değerli. Silah versek mi? Zaten bir işe yaramıyor. Bir tane daha bıçak yaparız en kötü. O zaman şu 3 alkolü de istiyorum. Al mermileri de al, senin olsun mermiler. Şimdi şöyle yapalım bir. Şunları bir çıkaralım önce.
Şimdi şunu kabul ediyor iki tane sargı bezi için. Şimdi ben buna bir de 3 alkol eklemek istiyorum. Neyse bu önce bir sargı bezlerini alalım. Ya da alkolleri ekleyelim. Şimdi şekerler. Silah parçaları. Hiç elimizde avucumuzda bir şey kalmıyor. Elimizde avucumuzda bir şey kalmadı. Bir tane alkolü çıkarınca kabul ediyor. Böyle yapalım. Pavlenus. Depresyonda değil. Çok malzeme verdik ama mecburuz bunu yapmaya. Evet. Bunlar hala konuşuyorlar mı? Güzel. Hemen bir sargı bezi. Sana da bir sargı bezi. Sonra sizlere bir içki operasyonu dinlendirmeye çalışacağız. Acaba sen de hafif yaralısın. Sana da sargı bezi lazım biliyorum ama Pavle ayakta durman lazım Pavle. Of of of. Çocuklar of. Yapmayın, ölmeyecek. Kimse ölmeyecek. Bir yatak yapalım. Bir yatağa daha ihtiyacımız var. Şuraya koyabiliyor muyuz? Şurada dursun. Gel Bruno, Bruno bekle bekle, yatacağım birazdan Bruno. Git şu içkiden iç, sonra yat. Bruno. Tamam. Katya uyu. Arkadaşlar şu an ne kadar uzun oldu bilmiyorum ama yine bayağı uzun oldu galiba bölüm. Bu geceden sonra, yani bu kaçıncı? 14. günün gecesinden sonra bölümün sonuna gelelim. Muhtemelen gece yağmaya çıkmayacağız yine. Evet Bruno. Yatağın hazır, git yat. Bugün radyoyu açmadık Pavle. Çok yorgunsun biliyorum ama özür dilerim. Gece karakterlerin hepsini dinlendirmeyi düşünüyorum. Bir risk alacağım. Geçen gece soyulduk. Herhalde 2 gece üst üste soyulmayız diye ümit edeceğim. En kötü ihtimalle karşı koymazlar, yaralanmazlar. Bilmiyorum. Yani o kadar ikilemde kaldım ki. Uyarıyor, radyoda uyarıyor. Dışarıda saldırganlar var diye. Soğuk ve bulutlu, yine aynı haber. Yine kahve haberi geldi. Klasik müzik çalsın. Pavle. Müziği koy. Pavle yorgunsun biliyorum ama dayan evladım. Pavle otursun. Aç karakterlerimiz. Keşke yemeği de yedirseydik. Günü bitir diyelim arkadaşlar. Bruno'yla Katya uyusunlar. Pavle de nasıl oluyor? Üçü birden uyuyamıyor tabii. Pavle de uyusun. Hepsi uyusun. 15. gün. Umarım soyulmamışızdır. Umarım daha güzel bir gün uyanırız. Soyulduk. Neyse. Bruno fena yaralanmış. Olmaz çocuklar, olmaz. Of of, çok zor. Çok zor günler bizi bekliyor arkadaşlar. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Gerçekten 15. gündeyiz ve çok zor durumdayız. Oyun beni çok etkiliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır izlemekten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve diğer videoları izlemeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.